Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Ülkeye Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Takımı 11'de 11 resmi maç galibiyet yüzdesiyle başlayanlar ya da takımının bu sezonki ilk 11 resmi maçını 11'inde kazanan bir performansla başlayan herkes lütfen kanala abone olsun ve bu videoyu beğensin. Fenerbahçe Nordsjælland'ı 3-1 yendi. Ancak maçın istatistikleri, futbolcu performansları ve futbolcuların birkaç açıklamasını falan konuşalım istedim arkadaşlar. Bu video doğaçlama bir video. Yani öyle bir metne bağlı kalmadan okuyacağım. Yani okuyacağım bir şey yok. Samimiyetime güveniyorsanız dinlemenizi tavsiye ederim. Bakalım neleri konuşacağız. Gol beklentisi 1.46'ya 0.37. Asist beklentisi 1.54'e 0.62. Toplu oynama Fenerbahçe %46, rakip %54. En şaşırılacak olay. Fenerbahçe uzun zaman sonra rakibinden daha az toplu oynadı. Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Bence çok enteresan. Ancak karşımızdaki takım öyle habele hübele bir takım değil. İyi de hocam biz de yedeklerle çıktık. Ben size ne diyorum? Maç önü canlı yayınlara dedim. Konferans Ligi'ni kazanacağız hocam. Biz kazanırız hocam. Kazanacaksan senin yedek kadron da en az, yani en az demeyeyim, senin yedek kadron da ortalamanın üstünde bir yedek olması lazım. Bugün, yani dün itibariyle 7 tane rotasyon oyuncusuyla çıktın. Ama sırıttılar mı? Bence Mert Hakan sırıttı. Şimdi doğruyu konuşmak gerekirse. Kent adapte olamadı. Yani sağ kanada adapte olamadı. Belki de hani bir duyum var ya, İsmail Kartal King'i Kent'ten daha önce önde tutuyor diye. Belki de bu yüzden. Bak şunu da söyleyeyim. Joshua King akıllarda nasıl kaldı? Soldan yardırdı Twente maçında. Gitti. Penaltıyı aldırdı. Akılda böyle kaldı. Aynı yardırmayı hiç yapmıyor ya. Enteresandır. Hiç yapmıyor. Kardeşim onu yapmayacaksan o zaman boşuna orada yer kaplıyorsun. O da ayrı mesele. Toplam şut 14'e 6. İsabetli şut 5'e 3. Yani Fenerbahçe 5 isabetli şutta 3 gol atmış. Rakip 3 isabetli şutta 1 gol atmış. İsabetsiz şut 5'e 1. Şut engelleme 4'e 2. Korner 6'ya 3, offside 2'ye 2, faul 18'e 10. Bakın 18 faul yapmışız. Rakip 10 faul yapmış. Biz 1 sarı kart yerken rakip 3 sarı kart yemiş. Serbest vuruşlar 9'a 18. Taç atışlar 13'e 20. Kale vuruşu 5'e 11. Büyük şans 1'e 1 diyor. Allah Allah. Yani bu Sofascore'un gerçekten ben büyük şans olayını anlamadım. Nasıl birebir? Yani gerçekten nasıl birebir? Tuhaf. Kaleciyle karşı karşıya vurdurmuyorlar falan. Bunlar demek ki hiçbirini saymıyor demek ki. Neyse canı sağ olsun. Boş ver. Önemli değil. Kontra atak 1'e 0. Kontra atak şutu 1'e 0. Ceza sahası içinden şut 9'a 3. Çok kısır bir maç bak. Ceza sahası dışından 5'e 3. Kaleci kurtarışları 2'ye 2. Engellenen gol 0.22'ye 1.5. Şimdi 1.5 gol engellediyse kaleci, net pozisyon 1 midir? Ya da büyük şans 1 midir? Yani neyse. Bu Sofascore'un yöneticiden de merak ettim. Pas isabeti. Bak isabetli pas 415 bizim, 510 rakibin. Uzun top isabeti 52'de 32 bizim, 41'de 22 rakibin. Orta isabeti 13'te 5 bizim. 14'te 1 rakibin. Çünkü savunma hattımız çok iyiydi. Top sürme girişimi 18'de 11 bizim. 14'te 3 rakibin. Yani kanatlarımız da iyiymiş. Top kaybı 113 bizim. 121 rakibin. İyi de hocam sen diyordun ki işte neydi onun adı? 150'yi geçer yenilecek de takım falan filan. Karşındaki takım 150 pas hatasını yapmadan, bak 150 top kaybını diyeyim, pas hatası demeyeyim, 150 top kaybını yapmadan sen bu rakibini yendiysen, 3. viteste yenip 4'e 5'e çıkmadıysan ortada bir olay vardır. Ortada bir olay vardır. Bu arada maçın adamı Crespo, Batshuayi, Fred, Serdar Aziz oylamaya sunulmuş. Ben Fred dışındaki adaylara verenin Fenerbahçeli olduğunu bile düşünmem. O kadar söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Yani şey bir adam değilim. Sabit fikirli bir adam değilim. Ama onu söyleyeyim. Şimdi kazanılan ikili mücadele 47'ye 39. Bence az. Bu rakibin fiziği düşüktü. Bu rakibi fizikle döveceksin. Önde baskıyla döveceksin. Zaten maç öncesinde konuştum bunu. Savunma arkasına uzun top atacaksın. Cumburlop atağa kalkacaksın. Kazanılan ikinci mücadele 47-39. Kazanılan hava topu 9'a 5. Top çalma 18'e 13. Pas arası 13'e 8. Tehlike engelleme 8'e 15. Hocam biz bu istatistiklerden ne anlamalıyız? Aslında bu istatistik hiçbir şey, biliyor musunuz? Şu istatistikten bir şey çıkmıyor. Oosterwolde'ye 6.8 vermişler. Bak geçen gün ben eleştirdim ya. Galatasaray oyuncusu sahada sürünüyor. 7.5 veriyorlar. Fenerbahçe oyuncusu. Lan maçın en iyi ikinci adamı bence. Birinci Fred, ikinci Oosterwolde derim. 90 dakika. Asist beklentisi 0.19. Tehlike engelleme 1. Pas arası 3. Top çalma 2. Adam kaçırma 1. İkili mücadele kazanma 6'da 4. 6'da 4. Kendisine de 2 kez faul yapılmış. 45'te 36 pas isabeti %80. Kilit pas 2. Şut pası bu arkadaşlar. Orta isabeti 2'de 2. Uzun top isabeti 5'de 2. 6.8 vermişler. Katiyen 9'luk top oynadı. Katiyen. Joshua King'e 7 vermişler. Bak 86-88 dakika. 0.15 gol beklentisi. Asist beklentisi 0.04. Arkadaşlar bunu 0.50 olmadıkça konuşmayayım ya. Yani önemli değil bura. 31'de 22 pas isabeti %71. Bence kötü. Kilit pas 2. Bu önemli. 1'de 0 orta. Uzun top 1'de 1. Top sürme girişimini merak ettim. 5'te 3. İkili mücadele 10'da 4. Bakın ikili mücadele çok kötü. 10'da 4. Kötü. Hava topu 3'te 2. 17 top kaybı. 3'te faul yapmış. 1 top çalma. 1 de adam kaçırması var. Ben King'e ya standart 7 verdim. Açık söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş'a 7.2 vermiş. Allah aşkına bak. 69 dakika. Pas isabeti 30'da 25'miş. %83. Beni kimse inandıramaz. 30'da 17-18 falandır. 30'da 25 değildir ya. Çok fazla pas hatası yaptı. Haddinden fazla pas hatası yaptı. İnanılmaz. Orta isabeti 6'da 1 ama kilit pas 2. İsabetsiz şut 1. İsabetli şutu yok. Top sürme girişimi 2'de 1. İkili mücadele kazanma 3'de 1. Hava topu 2'de 1. Top kaybı 11. Tehlike engelleme 1. Pas arası 1. Mert Hakan niye oynayamadı biliyor musunuz? Crespo 8. Fred 8. Mert Hakan 10 oynadı. Bu yüzden oynayamadı. Bakın Mert Hakan oyundayken Crespo ve Fred göze hoş gözüktü. Mert Hakan çıktı. İsmail Yüksek girdi. Yani İsmail 6'ya girdi. Crespo Fred ikisi de 8'e çıktı. Crespo Fred daha iyi gözükmesi lazımken maçın son bölümleri efor sarf etmediler, daha tırt gözüktüler. Maça İsmail ön libero'da başlansa, Crespo Fred 8-8 oynasaydı bence çok farklı şeyler olurdu. Ama tabii bizim ülkemizde bu biraz yalnız. Kent, ben Mert Hakan'a 6.6 veriyorum. Yanlış anlamayın beni. Kızmayın bana ne olur. Kent 69 dakika gol beklentisi 0.17, asist 0.35. 18'de 15 pas isabeti %83. Orta isabeti 1'de 0. Kilit pas 1 yani şut pası. Engellenen 2 şutu var. Top sürme girişimi 1'de 1. İşte bu çok kötü. Kent'in top sürme girişiminin en az 12-13 falan olması lazım. 13'te 10 falan. İşte o zaman Kent'ten 10 üzerinden 9'luk 10'luk performans izleriz. İkili mücadele 5'te 4. Hiç de fena sayılmaz. Bu kadar süre içerisinde sadece 5 top kaybı var. 69 dakikada. Kendisine 3 kez faul yapmış. 1 tehlike engellemesi var. Ben 7.5 vereyim. Ama beğendiğim Kent değildi. Crespo 90 dakika. 43'te 36 pas isabeti. %84. Uzun top isabeti 5'te 2. 14'te 5 ikili mücadele kazanma. Çok kötü lan. Gerçekten çok kötü. Ama Crespo'nun bana puanını sorsanız 8.4 falan veririm. Bak ikili mücadele kazanması bu kadar az. Niye biliyor musun? Rakipte yam yam var. Yam yam. Genç bebeler yam yam gibi kemiriyordu bizimkilere. 7 faul yapmış Crespo. Yani hakemin imtiyazına bakın, sarı kart yememiş. Böyle hakemleri bulmak zor biliyor musun? Avrupa'da bizimkiler 7 tane yapacak da sarı yemeyecek. Kendisine 2 faul yapılmış. Tehlike engelleme 1, pas arası 1, top çalma 3. Yani o yüzden 7.7 veririm ben Crespo'ya. Ama attığı golden dolayı 7.7 veririm. Anladınız mı? Yoksa golü çık. Fenerbahçe yine 3-1 kazansın. Golü atıyorum. Batshuayi'ye atmış olsun. Fred'e vereceğim. Yani Crespo'ya vereceğim 6.9 falan. Çünkü bizim bildiğimiz Crespo bu değil. Daha iyisini yapabilir. Fred. Tartışmasız maçın adamı 10 veriyorum. Sofascore 8.6 vermiş. Bakın haksızlığa, adaletsizliğe, Fenerbahçe düşmanlığa bakın. Isı haritası var. Sağda adım atmadık yer bırakmamış. Tabiri caizse tabii. 78 dakika. Gol beklentisi 0.31, asist beklentisi 0.36, ona rağmen 2 asist. 49'da 41 isabetli pas, %84. Kilit pas 2. Zaten 2 kilit pasta 2 gol. Orta isabeti 2'de 1, uzun top isabeti 5'te 3. Yaratılan büyük şans diyor. 1. Yani takım arkadaşına gol şansı hazırlamış bir kez. İsabetli şut 1, isabetsiz 1, engellenen şutu 1. Top sürme girişimi 4'te 2. Bakın burası önemli. İkili mücadele kazanma 8'de 5. Hocam Crespo'dan daha iyi istatistik. İşte ben de bunu anlatıyorum. Crespo ikili mücadelelerde biraz daha diri olmalı. Hava topu 1'de 0 diyor ama önemli değil. Top kaybı 13. Yani bu kadar 78 dakikada 13 top kaybı orta saha mevkisi için normal. 10 olsa normal. 13 biraz'a kaçıyor. Bir pas arası 2 top çalması var. Ben kesinlikle 10 veriyorum. Yaptığı 2 asist öyle azımsanacak, basit alınacak bir şey değil. Zaten ilk asisti bence maçı kopardı. İkinci asisti maçı bitirdi. Serdar Aziz 7.5 vermişler. İyi dinleyin. 90 dakika 1 gol. 1 tehlike engelleme, 1 şut engelleme, 1 pas arası, 4 top çalma, 1 adam kaçırma. 9'da 4 ikili mücadele, 2'de 2 hava topu. Sadece 8 top kaybı maç boyunca. 3 faul yapmış. 55'te 48 pas isabeti, %87. Uzun top isabeti 3'te 0. 4 tane kısa pas hatası var. %87. Yani iyi demeyeyim ama işte. İsabetli şutu 1 zaten, o da gol oldu. Golden dolayı 8.3. Alexander Djiku 90 dakika. Tehlike engelleme 3. Şut engelleme 1. Pas arası 5. Top çalma 2. İkili mücadele 2'de 2. Hava topu 2'de 2. 90 dakikada sadece top kaybı 6. 70'te 64 isabetli pas. Bak burası çok önemli. %91 ama bak burası çok önemli. 70'te 64. Kaç pas hatası var? 6 tane pas hatası var. Uzun top isabeti 11'de 9. Yani 6 pas hatasının sadece 2 tanesi uzun topta. 6'sı da olsa 11'de 9 uzun top isabeti. Ben size ne diyorum? Pozisyona sokacak adam. 7.6 kesinlikle haksızlık. Ben açık söyleyeyim. 9.3 falan veririm. Bak beni yanlış anlamayın. Öyle fetişizmim falan yok. Ama 9.3 veriyorum ben Djiku'ya. Osayi Samuel 6.7 vermişler ama Osayi'nin şanssızlığı, uğursuzluğu diyeyim. Ya asist yapacakken yapamadı. Asist beklentisi 0.02. Top çalma 1. 10'da 4 ikili mücadele kazanma. Hava topu 3'te 1. Top sürme girişimini bulamıyorum. Top kaybı 10 diyor. Faul 2, kendisine yapılan 1. 51'de 45 isabetli pas, %88. Orta isabeti 1'de 1. Top sürme girişimi 4'te 2 diyor. Beklentilerin altında bence. 6.7 ideal. Batshuayi 69 dakika. Gol beklentisi 0.61 ve 1 gol. 1 isabetli şut, 1 isabetsiz şut, engellenen şutu 1. 18'de 14 pas isabeti, %78. 1'de 0 uzun top, 1'de 1 hava topu kazanma, ikili mücadele hiç yok, girmemiş. 6 top kaybı, 2 kez offside'a düşmüş. 7.7 veririm ben olsam. Oyuna sonradan giren İrfan Can, İsmail, Umut Nayır, Szymanski, bence Tadic, bunlara da puan vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi birkaç tane şeyler var. Şimdi birkaç açıklama var. İsmail Kartal'ın açıklamasını falan da sonra konuşuruz. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe taraftarına ve camiasını uzun yıllardır görmediğim şekilde coşkulu görüyorum diyor. Fenerbahçe'ye yarı final görebilir falan filan diyor. Ya bakın biz geçmişte ne çektiysek bundan çektik. Allah aşkına yapmayın. Kurban olayım yapmayın bak. Geçmişte ne çektiysek bundan çektik. Tamam takım güzel deyin. İsmail Kartal'la güzel bir ivme yakaladı deyin. 11'de 11 deyin. Kabul ama yapmayın. Bak takıma zarar verirsiniz. Korkum o. Serdar Aziz galip geldiğimiz için mutluyum. Her zamanki gibi müthiş bir atmosfer vardı. Taraftar armağan ediyorum. İyi oyun sergiledik. Kazandığımız için mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz diyor. Kentin de bir aç. Fred, Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benimle aynı dili konuşmam, onun aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı diyor. Bu arada Vincenzo Montella da milli takımın yeni teknik direktörü. Fenerbahçe maçını izledi. Kimi beğenmiştir Türklerden diye düşünüyorum. Serdar Aziz'i beğenmiştir bence. Açık söyleyeyim, beğenmiştir diye düşünüyorum. Fred, öncelikle takımın performansından dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlenmek, Alanyaspor maçına hazırlanmak olacak diyor. Bu arada Kent 11 yıl sonra ilk defa Fenerbahçe'nin bir Avrupa maçında 2 asist yapan oyuncusu olmuş. Serdar Aziz taraftarı armağan ediyor. Montella'dan yakın takip. Crespo ile daha kolay. Miguel Crespo'ya soruyorlar. Hani sen hayırdır lan diye. Nordsjælland maçındaki galibiyetin ardından konuşuyor. Diyor ki bireysel olarak bugünkü performansından dolayı mutluyum. Çalışmalarımı sıkı bir şekilde sürdürüyorum. Hocamız da bugün bana şans verdi. Takıma gol atarak yardım edebildiğim için mutluyum. Gol sevincinde kime işaret yaptın? Kendime bireysel bir mesaj. Sadece işime odaklanmamı göstermek için. İşime odaklandığımı göstermek için diyor. Ama öyle demiyor Galatasaray sayfaları. Arkadaşlar, hep böyle devam et Fenerbahçe. Gerçekten bak. Gerçekten. 3-1 mağlup ettik. Hani İsmail Kartal'ın rotasyonu maç önünde çok konuşuldu. Bir sonraki maçta Spartak Trnava deplasmanına gideceğiz. Yanlış anlamayın beni. Al sana bak. Bence rotasyon yapabileceğimiz en enteresan maçı seçtik gruptaki. Yani şu rotasyonu yapmak güven, özveri, tecrübenin ötesinde cesaret isterdi. Bu cesareti gösterdik. Bence en zor maçımızda gösterdik bunu. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada Okul Aşık'ta 85'te oyundan çıkanları bayağı eleştirmiş. İsmail Kartal, gerçekten zor bir takımla oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'da berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması, bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda 2 kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık. Birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu diyor bak. Ya bu diyorum ya size, bak, büyük cesaret isteyen bir olay. Tutmayabilirdi. Ya zor bir takım abi. Kopenhag'la adamla beraber kalıyor. Yani Kopenhag'ın hem rotasyon hem de koşucu oyuncuları hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizlerimiz doğrultusunda birkaç planımız vardı. Bu planlar tuttu. Öndeki baskılarımızla rakibi hataya zorlayarak golleri bulduk diyor. Mesela bu sene hiç izlemediğimiz şeyi izledik. Şunu söyleyeyim, İsmail Kartal'ın rotasyonu işe yaradı. Ferdi riske edilmedi. Çok soruluyor Ferdi Kadıoğlu. Hocam bir sıkıntı var mı? Yok. Ama hocam bir sıkıntı var, oynamadı. Ya sakatlıktan yeni döndü. Defalarca ben söyledim. Diğer spor yazarları da söyledi. Oynamaması daha normaldi. Daha doğruydu. Yok hocam bir sıkıntı var. Lan sıkıntı yok. Livakovic bu arada Fenerbahçe'deki ilk Avrupa maçına çıktı. Ya keşke gol yemese diyoruz. Gol yiyor. Bu da nazarlık olsun. Yapacak bir şey yok. Altyapıdan 2 isim kadrodaydı. Ahmet Aydın ve Efekan Karayazı. Crespo ile öne geçtik. 30'da farkı 2'ye çıkarttık. Serdar Aziz sahne aldı. 55'te maç 3-1. Sonrasında maç koptu. Ben Fenerbahçe'mize tebriklerimi iletiyorum. İyi yoldayız. Hedef 12'de 12. İsmail Kartal bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti diyor. Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik. Ufak tefek hatalar olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun adına, bizim adımıza daha iyiydi. Günün etkisiz sayılabilen isimlerinden Kent. İlk yarı daha iyi olabilirdim. Sol kanatta oynamaya alışığım. Taraftarımıza neler yapabileceğimi göstereceğim diyor. Yani göstermek istiyorum diyor. Taraftarlar sadece bu maç değil, her maçı iyiler demiş. Yani siz iyiyseniz biz de iyiyiz. Fenerbahçe iyiyse hepimizin günü iyi, gecesi iyi, haftası iyi. Böyle devam etmeniz de bizleri sevindiriyor, mutlu ediyor. Şimdi laf bitti bende, söz bitti. Pazara odaklanalım. İşte şimdi rotasyon işe yarayıp yaramadığı pazar günü çıkacak. Kazanalım pazar günü, yaslanalım arkamıza. Anladınız mı arkadaşlar? Oyuncularla iletişimi çok iyi. İsmail Kartal'ın taktik analizleri çok iyi. En çok analizlerine güvendiğimi belirtmiştim. Bu da beni sevindiren gelişme oldu. Batshuayi çıkarken tartışmış. Hocam Batshuayi gidiyor mu? Bak şimdi emin olun ben bu videoyu hani haberler çıkmadan yapıyorum. Batshuayi yazacaklar. Fenerbahçe'de kriz. Fenerbahçe'de Batshuayi krizi. Son dakika. Bak yemin ediyorum bak hatta şöyle bak. Ben de başta bunu yazayım. Son dakika. Fenerbahçe'de Batshuayi krizi. Devre arası satın beni. Yok. Devre arası gidiyor mu? İşte detaylar. Ben de bunu yazayım. Arkadaşlar Batshuayi çıkarken şöyle yaptı böyle yaptı. Bunların hepsini geçiniz. Bunların hepsi fakir tesellisi. Anladınız mı? Yani kendi başarısızlıklarını örtmek için yapılan teselliler. Bebeşebenin lafına kanmayın. Çoluk çocuğun lafına hareket etmeyin. Bir de şunu belirteyim. Artık öyle bir yüzsüzleştik ki diyeyim. Buna yüzsüzleşme diyeyim. King mesela oyuna giriyor. Szymanski oyuna giriyor. Kesin golü asisti var. Hadi. Lan oğlum herkes Arda Güler mi? Herkes Arda Güler mi? Oyuna girecek gol katkısı yapacak. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Ben mutluyum. Huzurluyum. Öğleden sonra da bir video daha çekmek istiyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.